Şimdi de Muğla'nın meşhur tarhanası nasıl hazırlanır, nasıl kurutulur onu öğreneceğiz. Evet, bir yanımda Timur Usta, bir yanımda Hülya Hanım. Bizlere tecrübelerini gösterecekler ve bu güzel tarhanayı biz evlerimizde nasıl yapabiliriz öğreneceğiz. Timur Usta'm, malzemelerimiz neler, nasıl yapacağız? Muğla'nın göce tarhanası sadece 3 tane üründen oluşur. Burada tarhana otu, yani çördük otu ya da çörtük derler çoğu yerlerde. Tarhana otumuz var, göcemiz var. Göce, sert nedir göce? Buğdayın, evet, sert buğdayın orta bir şekilde dövülmüş olanı biz burada göce diyoruz efendim. Aslında biraz da bulgura benzer ama bulgur değil. Tamamen çiğ buğdayın dövülmüşü efendim. Onun yanında bir de kese yoğurdumuz var. Kese yoğurdunu da normalde akşamdan süzerek, normal yoğurdu keselerin içerisinde süzerek sabaha kadar bekletiriz ve bu şekilde gördüğünüz gibi kese yoğurdu elde ederiz, süzme yoğurt elde ederiz. İncir yaprağı var. Evet, diyeceksiniz ki ne alaka, incir yaprağının ne işi var burada? Evet, aslında biz tarhanamızı kardıktan sonra, tarhanamızı yaptıktan sonra böyle incir yapraklarının ya da dut yapraklarının üzerine sereriz ki böyle topan topan yapıp da koyarız ki daha güzel fermente olsun. İncir yaprağının nemi tarhanaya bulaşsın ve daha sağlıklı bir şekilde fermentasyon devam etsin. İşte bunu da o yüzden kullanacağız efendim. Hemen başlayalım ustam. Çok merak ediyorum, nasıl hazırlayacağız şimdi tarhanamızı? Evet, şimdi arkamızda gördüğünüz gibi odun ateşi çok önemli. Tarhananın en önemli püf noktalarından bir tanesi gördüğünüz gibi odun ateşi. Kaynayan suyumuza tarhana otlarımızı atıyoruz. Evet, kaynamakta olan suyumuz burada ve bu suyun içerisine biz otumuzu şöyle bir tülbentin içerisine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Peki bunları aktarda bulabilir miyiz, tarhana otunu? Aktarlarda, pazar yerinde aktarlarda genellikle tarhana otu ya da çörtük otu dediğinizde satın alabilirsiniz. Evet, her bakın, yerde var. Çok uygun tarhana, fiyatlı. Evet, uygun fiyatlı. Evet, evet. Ve de tarhana otlarımızı, bir ot. Tarhana otumuzu bir güzel tülbente sardık. Ve şimdi tülbentimizi, evet, suya atıyoruz kaynayan. Kaynamakta olan suyun içerisine bırakıyorum ve bu şekilde 5 dakika kaynamasını sağlayacağım. 5 dakika sonra içinden tekrar dışarı çıkartacağım efendim. Bu esnada suyumuz o tarhana otunun kokusuyla hem renklenecek, hem tatlanacak, hem müthiş bir koku oluşacak. Bekliyoruz kaynamasını. Evet, artık bir güzel tarhana otlarımız kaynadı. Kazanımızın içinden çıkaracağız. Evet, ocağımızın üstünden kazanımızı aldık. Artık tarhana otumuzu çıkartıyoruz. Tülbentimize koyduğumuz otlarımız kokusunu, o güzelliğini tamamen suyumuza bıraktı. Şimdi ustam ne yapıyoruz? Evet, gördüğünüz gibi suyumuz tarhana otuyla renklendi ve tatlandı. Kokusunu da içine bıraktı. Evet, çok güzel kokuyor. Of, tarhana evet, kokuyor. Şimdi efendim içerisine bir miktar tuzumuzu atıyoruz şu şekilde ve tuzu attıktan sonra içine burada gördüğünüz dövülmüş gibi dövülmüş buğdaylarımız. Şöyle göcemizi de içine ilave ediyoruz. Harika. Şimdi tekrar bunu ocağımızın üzerine alıyoruz. Tamam. Tarhanalarımızı da, göce tarhanalarımızı da koyduk. Şimdi evet, aşağı yukarı bir 15-20 dakika kaynatacağız. Ve birazdan inşallah tekrar kaynattıktan sonra dışarı alacağız, soğutup karıştıracağız efendim. 15-20 dakikalık bekleyişin ardından göce tarhanalarımız artık bir güzel suyu çekti. Kabardılar, piştiler. Alıyor muyuz ustam? Evet, şimdi alıyoruz. Odun ateşinden. Hemen odun ateşinden. Of. Evet, şimdi soğuması için şu şekilde buraya boşaltacağım efendim. Evet, bakın göce tarhanalarımızı bir güzel tepsiye seriyoruz. Nasıl da suyunu çekti. O odun ateşinin, odun dumanının lezzetini aldı. Bu tarhana ne kadar lezzetli olacak tahmin bile edemiyorum ustam. Tepsimize göce tarhanalarımızı dağıtıyoruz soğuması için. Eğer siz de evinizde yaparsanız böyle geniş bir tepsiye alın ve bu şekilde yayarak bu güzel tarhanaları soğumaya bırakın. Tepsiye serdiğimiz tarhanalarımız bir güzel soğudu. Şimdi sıra geldi süzme yoğurtla, kendi yaptığımız süzme yoğurtla tarhanamızı karıştırmaya. Evet, şu şekilde tarhanamızın içerisine süzme yoğurdumuzu alıyoruz. Bundaki
Ölçü 1'e 2 efendim. Hmm. Bizim göcemiz 1 kilo, yoğurdumuz 2 kilo. Evet, şu şekilde. Hülya ablamız bunu şimdi eliyle karıştıracak, karacak. Bu işin en önemli kısımlarından biri de sanırım yoğurmak. Evet, karıştırmak iyice. Yalnız çok da güzel koktu. Evet. Böyle bile yenir yani bu. Yoğurtlu bulgur pilavı gibi. Böyle yeriz şimdi biz. Yersiniz yaptığımızda değil mi? Mahalleye dağıtırız 7 yere. Çok güzel görünüyor. Böyleyken çocukluğumuzda çiğ yenirdi. Bu şekilde karıştırıldıktan sonra bunu aslında biz bekletiriz. Bir gece, iki gece, üç gece. Hava durumuna göre bu fermente olması için, mayalanması için mutlaka bir süre bekletilmesi gerekiyor. Ama mayalanmayı nerede yapıyoruz fermentasyonu? Tabii ki bir normal kabın içerisinde bekleterek de yapıyoruz. Bazen işte keselerin içerisine koyarak bekletenler de var. Ya da normal şartlarda bu bekletme bittikten sonra, mayalanma gerçekleştikten sonra ağaç yapraklarının üzerinde sağlıklı bir şekilde mayalanmasını, kurumasını bekliyoruz. Bu incir yaprağı olabilir ama genellikle asma yaprağı kullananlar var. Evet, ya da şimdi aynı. Var. Şu anda bakın görüyorsunuz. Hülya Hanım yaptı. Köfte boyutunda alıyoruz. Köfte boyutunda. İncir yapraklarının üstüne aslında mezeliyoruz. Tabii beklemediği için biraz dağınık oldu ama. Bunu ne kadar böyle bekleteceğiz usta? Normalde bu 2 gün, 3 gün, 4 gün bekleyecek. Bekledikten sonra biraz daha suyunu salacak. Bu şekilde topak topak incir yapraklarının üzerine tarhanalarımızı öbekliyoruz. Zaten bu nedenle de topan tarhana ismini almış. Ama İsteyenler bu şekilde de kurutabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Değil mi? Böyle yaya yaya yaza bu tarhanalar kurutulabiliyor. Artık evet. Zevk sizin zevkiniz. Nasıl şekillendirmek istiyorsanız ama geleneksel hali budur. Evet, şimdi yine Hülya ablamızın daha öncesinden yapıp da kuruttuğu ve şu anda evinde pişirdiği tarhanamız var. Onu isteyelim. Ah oh, süper. O geldi. Bakın. Şimdi gördüğünüz harika. Gibi Hülya ablamız ne yapmış? Bu kurumuş hali. Evet. Yaş hali burada, kurumuş hali burada. Bunu. Hı hı. Ondan sonra serdik, böyle olacak. Evet, serdik güneşe. 10-15 günde güneşte bekledi. Eğer bizim birazcık daha fazla vaktimiz olsaydı, biz evet. Tabii ki burada kalıp size 15 gün sonraki halini de göstermek isterdik ama hazırı var. İşte kuruttuğumuz zaman alacak şekli bu şekilde. Topan tarhanalarımız da kuruduğu zaman top top olacak. Ve biz de en yakın zamanda bu topan tarhanalardan elde edip çorbasını pişireceğiz sizler için. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Evet, evet. Kavalınızdan harika bir Muğla türküsü çıktı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz de bu kavalımızı yörüklerin olmazsa olmazlarından biridir. Buna kültürümüz için yaşatmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz gerçekten Mehmet Bey. Harika bir ezgiyle bu güzel yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi tarhana çorbası tarifi vereceğiz sizlere. Necla Hanım'la beraber yapacağız. Ev tarhanası. Muğla'nın tarhanası çok meşhur zaten. Necla Hanımcığım. Göce tarhanası. Evet, göce tarhanası yapacağız. Bir kurabiye ben bunu masada gördüm. Sandım ki kurabiye. Oh dedim kurabiye yiyeceğiz. Aynen öyle. Aynen. Tarhananın kurabiyesi. Evet. Malzemelerimiz neler? Topan tarhana için kullanacağımız. Evet, baş malzeme tarhana. Evet. Börülcemiz var. Islatılmış. Bunu kullanacağız. Evet, börülcemiz var. Tamam. Tereyağımız var. Oh, hem de bakar mısın güzelliğe. Renkli olsun derken salça. İstersek salçamız ev yapımı var ve kavurma kemikli etimiz var. Oğlak eti. Yani yavru keçi. Yavru evet. Keçinin harika olacak ustam ya vallahi. Evet, oğlak eti. Evet. Çok meşhurdur zaten Muğla mutfağında. Evet. Genelde o kullanılır. Ve bunun süper. Yanında da yardımcı madde olarak turşumuz var. Turşusuz mümkün değil. Kurabiye değil bu. Yakupcan kurabiye diye geldi. Bu tarhana çorbası olacak Yakupcan. Bakın bu yenilebilir de. Yakupcan'a. Ye bakalım Yakupcan. Ye bak. Tadına bak bakalım. Yenilebilir. Sert biraz ama ağzında yumuşar. Kurabiye gibi. Tarhananın bu şekilde yendiğini yine daha önce görmüştüm evet, ben bir yerlerde. Evet. Yaşken de yenir. Hı hı. Kurumadan önceki haliyle. Ben bunu söylüyorum. Çok güzel değil mi? Çok kötü. Ama şu anda bu ekşi gelmiş olabilir ama piştiği zaman çok güzel olacak. Tuzunu atacağız. Çok güzel olacak. Ondan sonra et suyunu atacağız. Çok güzel olacak Yakupcan. Sen bunu tatlı zannettin ama bu tatlı değil. Ne yapıyoruz önce Necla Hanımcığım? Şeyleri daha önce bir akşam ıslatıyoruz. Börülcelerimizi.
ıslatıyoruz, bekletiyoruz. Evet, haşladık mı? Sonra haşlamadık. Haşlamadan sıcak suda beklettik. Sıcak suda bir güzel börülcelerimizi beklettik. Daha çabuk pişmesi için biz tarhanamızı ıslatıyoruz. Yarım saat biberlerimizi kadar de ıslatıyoruz. Biraz yumuşasın. Tarhanamız daha kolay suyun içinde çözülsün diye Necla Hanım bu görmüş olduğunuz topan tarhanaları yaklaşık bir saat kadar suyun içine bekletti. Ve koyuyorum. Sıcak su mu soğuk su mu? Soğuk su. Soğuk su da beklettik. Soğuk. Bakın tarhanalarımız. Sıcak suda şey olmaz, parçalanmaz. Parçalanmaz değil mi? Evet. Bakın topan tarhanalarımız nasıl da çözülmüşler. Evet. Bunun pişmesi çok kolay olur şimdi. Aynen öyle. Biz vakit kazanalım diye bakın sağ olsun Necla Hanım. Önceden bekletmiş suda. Evet. Tarhanalarımızı bir kazandan bir diğer kazana boşalttık. Evet, şöyle bir güzel karıştırıyorum ben bakın. Evet. Biberlerimiz de içinde. Şimdi kaynamaya mı bırakıyoruz? Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra bir de börülcesini kapatacağız aynı zamanda. Daha önceden ıslattığımız börülcemizi de tarhanamızın içine ilave ettik. Fazla karıştırırsak dibi tutar. Dibi tutar. Fazla karıştırmayacağız. Evet. Kemikli etimizi de koyalım. Oğlak etimizi de ilave ettik. Kemikli. Oh, mis gibi olacak gerçekten. Biraz da tereyağı alacağım. Of, tereyağının güzelliğine bakar mısınız? Rengi bile güzel. Doğal. Ustam. Evet. Doğal tereyağı işte. Evet, tereyağımızı da ilave ettik. Etlerimiz, börülcelerimiz, tarhanamız, tereyağımız hepsi bir güzel. Evet, harman olacak. Kaynayacaklar. Kaynamaya bırakıyoruz. Ne kadar acaba kaynayacak? Börülce pişinceye kadar ve özdeşinceye kadar. Şimdi kazanımızın kapağını kapattık ve bütün lezzetlerimizin kaynamasını bekliyoruz. Evet. Biz sarımsaklarımızı alıyoruz. Tamam. Ve havanda dövüyoruz. Havanda dövüyoruz. Sarımsaklarımızı bir güzel dövdük. Yemeğimiz piştikten sonra sarımsaklarımızı üstüne ilave edeceğiz. Ondan sonra bir taşım daha pişireceğiz. Sonra bir güzel afiyetle içeceğiz. Yiyeceğiz. Dibi tutmaya başladığı zaman karıştırırız devamlı. Tamamdır. Kurutulmuş biber. Şöyle bir yağ olsa da bir çevirseydik. Aman yarabbim, ne demiştik? 3 tane limon yiyeceğinize bir tane takrak biber yiyin. Aynı C vitaminini alacaksınız efendim. Evet, ben çok seviyorum, bayılıyorum. Evet. Acı mı biberler? Şu inceler acı, bu tatlı. Oh, süper. Tamam, o benim biberim olsun. Bu arada ekşi oluyor değil mi tarhanamız biraz? Neden hocam? Çünkü tarhanayı yaptıktan sonra yoğurdumuz ferment oluyor. Aynen öyle. Valla bakın püf noktaları çok önemli tarhana yaparken. Demek ki ekşimiş yoğurt kullanılacak değil mi? Ekşitiliyor zaten yoğurt. Kese yoğurdu karıştırılırken ekşitiliyor. İnsan, bazen bir hafta kalır, bazıları 3 gün bırakır. Tadına göre, ekşisinin sevişlerine göre değişiyor. Değişiyor. Bakalım çorbamızın durumu ne? Kaynadı mı? Ben de merak ediyorum. Kaynadı. Evet, fokur fokur olmaya başladı. Göz göz oldu. Birazcık daha kaynadıktan sonra üstüne sanırım salçasını ve sonra sarımsağını koyacağız. Ama çok özdeşecek. Çok özdeşecek. O zaman bayağı bekleyin. Koyulaşacak. Tamam. O zaman çorba olur. Biz tarhana yemeği yapıyoruz. Tarhana aşı kaşığınan, her şey yakışığınan demişler ya. İşte her şey yakışığınan. Aynen. Yavaş yavaş birbirine girmesi gerekiyor malzemelerin. Süper. O zaman bekliyoruz. Uzun bir bekleyişin ardından artık çorbamız neredeyse hazır hale geldi. Tarhanamız daha doğrusu. Bakın göz göz oldu, bir güzel kaynıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ezdiğimiz sarımsağı bir taşım indireceğiz, kaynatacağız, indireceğiz sonra. Oh. Karıştırıyoruz. Çok güzel özdeşleştiler yalnız. Yağımız, börülcelerimiz, biberlerimiz harika bir şekilde kıvama geldi. Şimdi tarhana oldu bu. Kokusu, şimdi tarhana oldu. Kokusu mükemmel. Kokusu geliyor zaten belli. Şahane görünüyor Necla Hanım. Tarhanamız pişti. Masamıza aldık. Şimdi bir güzel tereyağımızı eritiyoruz. Eriyen tereyağımızın içine salçamızı da ilave ettik. Biber ve domates salçası karışımı. Evet, evde yapılıyor. Evet, kimi salça koyar içine, kimi biraz domates rendeler. Biber de konur. Biber konur, evet. Evet, ben mesela domates yaparım. Şöyle alalım oraya isterseniz tekrar. Evet, tenceremizi aldık, kazanımızı.
eriyen domatesimizi, eriyen salçamızı tarhanamızın içine ilave edeceğiz. Önce kazandan birazcık tarhana aldık. Salçamızın içine koyduk. Ve bakın salçamızı bu şekilde tenceremize ilave ettik. Biraz renklensin. Renklensin, aynen. Ve de lezzeti de farklı olur. Kesinlikle. Şimdi artık sanırım tadına bakmaya hazır hale geldi. Evet. Hemen benim kasem burada görüyorsunuz. Çok merak ediyorum. Tadı nasıl oldu? Uğruna festivallerin düzenlendiği tarhana. Muğla'da tarhana çok meşhur. Evet. Her yıl festivaller düzenleniyor değil mi? Evet, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde Muğla Göce Tarhanası ile ilgili Muğla'da 2 festival yapıldı. Tabii malum bu sene pandemiden dolayı dijital ortamda gerçekleşecek bu festival. Tarhana aşığı gaşıynan, her şey yakışıynan. Harika olmuş ustam. Evet. Ekşisi gerçekten mükemmel. Ne demiştik? Okay. O ekşiyi hissettim. Evet. Bağışıklık sistemine çok faydalı. Gripal enfeksiyonlarla savaşmanızı sağlıyor. Mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Ve yepyeni lezzetlerle Muğla'da mutfağım şahane devam ediyor. Şimdi de Özgül Hanım'la beraber Muğla mutfağına ait çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Şimdi ne yapıyoruz acaba? Kış için hazırladığım kuru patlıcanlarımdan size börülceli kuru patlıcan pişireceğim. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz kuru patlıcan, kuru börülce, soğan, kuru biber, salça ve en son üstüne sarımsak dövüyoruz. En son piştikten sonra sarımsağını koyuyoruz. Süper. O zaman hemen yapmaya başlayabiliriz. Bir adet soğanımız var. Onları da küp küp doğruyoruz. Odun ateşimizi yaktık ve şöminemizde birazdan yemeğimizi pişireceğiz. Soğanlarımızı bir güzel küp küp doğradık. Ve küp küp doğradığımız soğanları şimdi odun ateşimize aldık, kavuruyoruz. Biberlerimizi attık. Takrak biber olarak isimlendirdiğimiz kuruttuğumuz kırmızı biberlerimizi de soğanlarımızın içine koyduk. Zeytinyağımız, soğanımız ve biberlerimiz şimdi odun ateşinde kavruluyor. Kavrulan biberlerimizin, soğanlarımızın üstüne şimdi de salçamızı koyuyoruz. Biber salçamız ve domates salçamız şu anda ateşimizin üstünde. Salçamız da bir güzel kavruldu. Şimdi neyi ekliyoruz Özgür Hanımcığım? Şimdi patlıcanlarımızı ekliyoruz. İçine atıyorum. Patlıcanlarımızı da ilave edelim. Kurutulmuş o leziz doğal bahçe patlıcanları. Çok güzel bir yemek. Bakın buralarda bağı, bahçesi, bostanı olan herkes doğal besleniyor. Bütün sebzelerini bahçeden alarak yapıyorlar. İşte bu güzel yemeğimiz de Ulan'ın, Muğla'nın lezzetlerinden. Ondan sonra bunu bir taşını karıştırdıktan sonra börülcesini koyuyoruz. Oo. Sonra da suyunu koyacağız. Harikasınız. Bir taşım karıştırıyoruz yemeğimizi. Ardından börülcelerimizi ilave edeceğiz. Ve sonra suyunu koyup bir güzel yiyeceğiz. Şimdi de önceden ıslattığımız börülcelerimizi koyuyoruz. Börülcelerimiz, biberlerimiz, patlıcanlarımız, soğanlarımız, salçamız bir güzel kavruldu. Şimdi de suyunu ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Yarım saat kadar yemeğimizin pişmesini bekliyoruz ama yemeğimiz pişerken biz de bu arada sizin o güzel şiirlerinizden birini dinleyelim. Özgül Abbak Hanım bir şair, çok güzel şiirler yazıyor. Söz besteliyor, söz yazar aynı zamanda. Evet. Sonbaharda Hüsran var kitabından bir tane size bir şiir okuyayım. Giderse, terk edip burayı geçip giderse, selamsız sabahsız nispet ederse, kederi üstüme saçıp giderse, uykuyu geceye veremez oldum. Allanıp pullanma boşuna dağlar, gönlümün nehri boşuna çağlar.
felek umudumu aldı götürdü. Kendime bir cevap veremez oldum. Kederliyim, mevsim yazken kış oldu. Yürekten vuruldum, nasıl iş oldu? Kurumaz gözlerim, yağmur yaş oldu. Geçtiğin yollarda duramaz oldum. Artık börülcelerimiz, patlıcanlarımız bir güzel kaynadılar. Fokur fokur sesleri geliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi en son olarak sarımsağını hazırladım. Sarımsağını atıyorum. Koyacağız içine. Bir iki dakikada kaynayacak. Ondan sonra alıyoruz ocaktan. Süper. Dövdüğümüz evet. Sarımsağımızı bu harika yemeğimizin içine ilave ediyoruz. Artık servise hazır hale geldi. Özgür Hanımcığım, çok heyecanlıyım. Çok istiyorum bu güzel yemeği yemek. Çok sağ olun efendim. Ve huzurlarınızda bu eşsiz güzellikteki yemeğin tadına bakıyorum. Şöyle biraz sıcak. Aynen, şöyle börülcesinden, patlıcanından alıyorum ama böyle korka korka alıyorum çünkü yanacağım diye. Tadına bakıyorum. Tabii ki. Buyurun, afiyet olsun. Mmm. Mmm. Çok sağlıklı, çok şifalı, az tuzlu. Evet. Harika bir yemek olmuş. Börülceyi ben zaten çok seviyorum ama patlıcanla, biberle buluşunca ve sarımsakla olağanüstü bir lezzet çıkmış ortaya. Zeytinyağlı olması da ayrıca o da önemli. Kesinlikle çok hafif. Organik zeytinyağı tabii ki. Çok güzel bir yemeklerimizde yemek. Yemeklerimizde hep zeytinyağı kullandığımız için o da ayrı bir lezzet veriyor. Harika olmuş. Evet. Mükemmel bir tarif verdik sizlere ve mutfağım şahaneye bütün hızımızla eşsiz lezzetlerle devam ediyoruz. Mutfağım şahanede. Şimdi de Hülya Hanım'la beraber evinin bahçesinde, şöminesinin yanı başında sizler için Muğla'nın geleneksel hangi lezzetini yapıyoruz? Et kavurma. Et kavurmasını yapıyoruz. Evet. Şimdi Muğla'nın meşhur kavurması için malzemelerimiz neler Hülya Hanımcığım? İç yağımız önce kavrulacak. Onu eriteceğiz. Sonra etinle birlikte saatlerce o da kavrulacak. Bir de yanında Muğla'nın meşhur biberi var. Her evde var bu biber. Hangi eve girerseniz bahçeye bakın, muhakkak kurutulmuş bu güzel biberler, kırmızı biberler bahçeleri süslüyor, sofraları süslüyor. Biz de birazdan olmazsa olmaz kavurmanın en iyi dostu bu güzel biberlerimizi de kızartacağız. Evet. Önce ne yapıyoruz Hülya Hanımcığım? Önce iç yağını eriteceğiz. Tamam, tavamızı alıyoruz. Tavaya doğru şöyle dökeceğim. Evet, tavaya hepsini dökeceğim. Of, bayağı da yağlı olacak. Evet. Ama tadı da oradan gelecek. Tadı da oradan gelecek tabii. Şimdi odun ateşimize bakın. Bahçede odun ateşi var. Olmazsa olmaz. Her evde muhakkak odun ateşi oluyor. Bahçelerde bu güzel odun ateşleri, odun ocakları yanıyor. Ve yemeğin lezzeti de oradan geliyor. İşte yağımızı ateşimize koyduk. Ve bir güzel yağımızı eritiyoruz. Etlerimizi de bir güzel yağımızın içine ilave ettik ve kavurmaya başladık. Şimdi bu güzel et yağ ile beraber kavrulduğunda çok lezzetli olacak. Biz bu etin tadına bakabiliriz ama bu şekilde artık bu et saklanabilecek de. Hülya Hanım üstüne birazcık tuz atacak ve ardından o erittiğimiz iç yağlar bir güzel donacak. Donunca da bu güzel kemikli etin saklanması mümkün hale gelecek. Eskiden buzdolabı yokken bu şekilde evet. Saklanıyordu değil mi? Tel dolaplarda böyle saklanıyordu. Evet. Tel dolaplarda etin saklanması bu şekilde gerçekleşiyordu. Bir kış dayanıyordu. Her yemeği kullanıyorduk. Evet. Bir kış boyunca işte bu şekilde insanlar etlerini saklıyorlardı. Ve canları çektikçe alıp yiyorlardı. Yaylaya göçülür. Bizim Muğlalıların yaylaları vardır genelde çoğunun. Orada hayvanlarını beslerler. Dönüşlerinde Muğla'ya artık gelme zamanı gelince göç çiçekleri çıkar. O zaman göçme zamanıdır Muğla'nın. Muğla'ya gelme zamanıdır. Etlerini kavururlar. Bahçelerine diktikleri her şeylerini, turşularını, salamurlarını yaparlar.
Kuru biberlerini kuruturlar, tarhanasını yaparlar, hazırlıklarını yaparlar, Muğla'ya göçerler artık. Bir daha ilkbaharda tekrar oraya dönerler. Ve kışlık hazırlıklarını yaptıklarında da gelir Muğla'da. Kışını tüketirler. Evet, sobanın başında. Oh. Şimdi artık soba var bazı evlerde. Çoğu yerde doğalgaz var. Aynen öyle. Bakın bu işte yaptığımız tarifte etin saklanma şartlarından biri. Nasıl eskiden insanlar dolap olmadan önce etlerini nasıl saklıyorlardı? İşte tarifini veriyoruz sizlere. Evet, artık o güzel dakika geldi. Etimiz çok güzel bir şekilde odun ateşinde kavruldu. Tadına bakabilir miyiz artık? Evet. Tamam, o zaman. Harika oldu tadı. Gerçekten çok güzel oldu. Tuzunu birazcık tuz atacağım ama. Tamam, ben atayım tuzunu da. Şöyle ilave ediyorum. Tuzu da senden olsun. Evet, tuzu da benden olsun. Şöyle birazcık daha atayım. Şöyle, evet. Tam harika bir şekilde tuzumuzu ilave ettik. Karıştırabiliriz. Bakar mısınız şu güzelliğe? Etlerimizi aman yakmayalım Hülya Hanım. Çok güzel görünüyor. Evet. Hemen indirelim. Ustam, ben bu arada Timur Usta'yı da davet ediyorum. Timur Usta, sizi de alalım ve bu güzel eti evet buraya koyabiliriz. Evet. Ustam nasıl oldu? Oo, evet, farkında mısınız? Üzeri köpüklenmeye başladı. Sanki tereyağı koymuş gibi değil mi? Evet, içerisinde sadece kendi yağı var efendim. Bunun içerisinde herhangi bir şekilde zeytinyağı, çiçek yağı hiçbir şey yok. Tamamen kendi yağıyla kavruldu ve şu an üstü köpürmeye başladı. Üstünün köpürmüş olması bizim aslında kışlık kavurmamızın tam manasıyla kavrulmuş olduğunu ve pişmiş olduğunu ortaya çıkartıyor efendim. Ben tadına baksam ustam çok merak ettim çünkü. Nasıl olur? Evet, bakalım birlikte. Hadi bakalım. Bakın çok güzel oğlak eti, bayılırım. Çok güzel olmuş gerçekten. Pamuk gibi et. Ellerinize sağlık Hülya Hanımcığım. Ve mutfağım şahane. Yepyeni lezzetlerle devam ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. Şimdi Hülya Hanım'la beraber Muğla'nın meşhur tatrak biberini yapacağız. Kızartma yapacağız, evet. Zeytinyağında hemen kızartıp alacağız. Evet, kırmızı biber. Bakın buraların olmazsa olmazı. Evet. Çok şifalı, C vitamini deposu. Yazında, kışında muhakkak Muğla'da tüketilen, evlerden eksik olmayan biber. Genelde her yemeğin yanında yapıyoruz biz bunu. Evet, gerçekten çok güzel. Dolduruyorlar bile hatta. Doldurmasını yapıyorlar, evet. Dolma yapıyorlar. Kızartıyorlar, cips gibi yiyorlar. Evet. İşte biz de şu anda odun ateşinde kızaran yağımızın üstüne kızarmış biberlerimizi görüyorsunuz. Şu anda odun ateşindeki yağımızın üstüne ilave ediyoruz. Yoğurdumuz da hazır, sarımsaklı yoğurdumuzu da getirdi Hülya Hanım. Muhakkak biz gelen misafirlerimize bu güzel biberden ikram ediyoruz dedi. Ve bize de C vitamini deposu kurutulmuş kırmızı biberi ikram ediyor. Ne zamanlarda kurutursunuz, nasıl kurutuyorsunuz? Yaz ortaları başlarız kurutmaya. Ancak kurumuş oluyor şimdi. Bundan sonra artık toplarız. Yersiniz. Evet. Kışlık hazırlıklar, kışlık hazırlıklar bakın hazır. Anadolu'da, Muğla'da, bu bölgede tarhanalar yapıldı. Etler bir güzel tuzlanıp kurutulmaya hazır. Bakın biberler aynı şekilde, Anadolu artık kışa hazır. Hemencik de kızarıyor, o kadar kolay ve çabuk ki. Biberlerimiz artık kızardı. Odun ateşinden indiriyoruz. Hemen alabiliriz. Aman 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 harika görünüyorlar. Yakmadan şöyle alalım. Bir güzel, ben isterseniz servis edeyim Hülya ablacığım. Ben çok severim biberleri servis etmeyi. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Ve şöyle yoğurdumuzun üstüne. Bunu da Timur Usta'dan öğrendim. Şöyle. Ustam sizi de alalım. Evet. Hoş geldiniz ustam. Hoş bulduk. Sizin tarifinizi sizi servis etmek istemedim. Oo, çok güzel, çok güzel. C vitamini deposu efendim, çok harika. Bizim kültürümüzde Orta Asya'dan bu yana var olan bu biberler, bu biber kurutması. Kültürümüzde Orta Asya'dan bu yana var ve yörüklerin bir numaralı yiyeceklerinden bir tanesi. Bir numaralı yiyecek. Evet, C vitamini dedik. Tabii ki çok eskiden dolaplar yoktu. İnsanlar kışın nasıl biber yiyecekler? Kışları biber tüketebilmenin tek yolu biberi kurutmak ya da turşusunu yapmak. İşte yörük kültürü. Biberi kuruttuk. Yine atalarımızın yaptığı gibi şu anda biberi kızarttık. Yoğurtla birlikte takırdak takırdak, takrak takrak yiyeceğiz efendim. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Önce sizi nasıl yiyoruz ustam?
Şöyle ucundan tutuyoruz, değil mi? Ay evet. Çok da güzel kızarmışlar evet, ya. Sesini, evet. Evet bakın atıyorum. Sesine bakın efendim. Vay be. Hmm. İşte bu. Evet. Muğla'nın meşhur takrak biberi efendim. Herkese tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Şöyle yoğurda bandıralım. Cips gibi yiyelim. Cips gibi yiyelim evet. Çocuklara cips yedirmek yerine böyle bir şeyler yapmak daha mantıklı. Çok güzel olmuş gerçekten. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet. Benim biber biraz acı çıktı ustam. Sizinki? Aynen. Acı mı sizinki? Renk vermedim ama biraz kızardım herhalde. Aynen kıpkırmızı oldunuz ustam. Çok acı ama çok lezzetli. Sarımsaklı yoğurtla biz bu güzel biberlerimizi yemeye devam edelim. Mutfağım şahane de yepyeni lezzetlerle sizi bekliyor. Devam ediyoruz efendim. Ve şimdi de sıra geldi Timur Usta'yla Muğla'nın harika bir lezzetini daha sizler için yapmaya. Ne yapıyoruz Timur Usta'm? Yumurtalı kızartma. Nedir malzemelerimiz? Patatesimiz var. Biberimiz var, domatesimiz var ve yumurtamız var. Tabii ki zeytinyağını unutmamak lazım. Burada da tavamız. İçine zeytinyağı koyduğumuz tavamız var. Odun ateşimize şu şekilde koyuyoruz efendim. Isınmasını bekliyoruz şimdi. İsterseniz malzemelerimize hemen ilave edelim ve bu harika yemeği yapalım diyorum. Evet, ilave etmeden önce patatesin üzerine çok az tuz serpiyorum. Tamam. Şu şekilde patatesi karıştırıyorum ve hemen yağın içerisine. Evet, patateslerimizi zeytinyağının içine ilave ediyoruz. Bakın, zeytinyağı ile yapıyoruz bütün kızartmaları. Ege'deyiz, Muğla'dayız. Muhakkak kızartmalarda zeytinyağında gerçekleşiyor. O yüzden burada yaşayanlar gayet sağlıklı, uzun ömürlü. Patatesleri tuzladıktan sonra odun ateşinde zeytinyağına bıraktık. Şimdi kızarmaya başladılar yavaş yavaş. Ne yapacağız? Onun ardından hemen burada biraz biberimiz var. Biberimizi şu şekilde gördüğünüz gibi biberimizi doğrayacağız efendim. Üç parçaya, dört parçaya evet, böldük. Dört parçaya biberimizi doğrayacağız. Çok küçük doğramıyoruz, orta boy. Evet, aynen şu ebatlarda, bu büyüklükte. Biberin çekirdeklerini çıkartmıyoruz. C vitamini biberin çekirdeklerinde efendim. Biberlerimizi şimdi doğradık. Domateslerimizin kabuklarını soyacak mıyız yoksa kabuklu mu? Domatesin kabuklarını atalarımız genellikle işte büyüklerimiz soymazlardı. Ama isterseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Ben soymadan yapacağım. Atacağım üzerine. Domatesi çok fazla da öldürmeyeceğim üzerinde. Şöyle isterseniz göstereyim. Yine domatesimizi şu evet. Ortasındaki sapını aldıktan sonra biberlerimizi doğradık. Şimdi sıra geldi domatesimize. Domatesimizi de ikiye böldük. Yine bu şekilde domatesi ve yarım ay şeklinde doğruyoruz. Ve ortadan da bir de şu şekilde süper doğruyorum. Evet gördüğünüz gibi. Bahçe domatesi dalından yeni toplanmış. Evet. Daha yeni yeni toplanıyor domatesler, haset ediliyor burada. Mis gibi kokuyor, görüyor musunuz? Of çok güzel, bayılıyorum i̇şte ben. İşte bu efendim domates. Birazdan domatesimizi de zeytinyağının içerisine ilave edeceğiz. Ve nefis bir koku çıkacak ortaya. Patateslerimiz bir yandan kızarırken şimdi sıra geldi içine biberleri atmaya. Şimdi biberlerimizi bu şekilde ilave ediyoruz içerisine. Evet, bir yandan da patatesimiz kızarırken biberleri üzerine ilave ettim. Boşlukları doldurdum efendim. Şimdi biberlerimizle patateslerle birlikte pişmeye devam ediyorlar. Kızarmaya devam ediyorlar. Çok güzel gerçekten ustam. Hemen pişmesini istiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Siz her ne kadar Muğla mutfağının en meşhur lezzetlerinden deseniz de bence Türk mutfağının en temel lezzetlerinden biri bu yemek. Çok basit ve lezzetli yemekler her zaman bizim tercih ettiğimiz yemekler. Sabah kahvaltılarında çok çocukluğumuzdan bu yana hep annelerimiz kızartma yaparlar. Evet, Yasin zaten de hep öyle bizde sever. Muğla mutfağında kızartma diye bir şey yoktur efendim aslında. Muğla mutfağında kızartma yerine biz yoğurtlama deriz. Yani yoğurtlama vardır ve her şeyin yoğurtlamasını yaparız hemen hemen. Sebzelerin, biberin, patatesin, patlıcanın, hemen hemen birçok sebzenin yoğurtlaması yapılır. Hele acı biberli olursa, hele bir de kese yoğurduyla, süzme yoğurtla olursa, bir de sarımsaklı olursa yemeğin de yanında yatın efendim. Tadına doyum olmaz. Evet, aynen öyle. Evet, patateslerimiz, biberlerimiz bir güzel kızardı. Şimdi domateslerin üzerine ilave etme vakti. Taze bahçeden topladığımız domatesler de odun ateşine gidiyorlar.
tuzumuzu da ilave ettik. Evet, şimdi de bakıyorum ocakta patatesler, biberler ve en son attığımız domatesler de zeytinyağında kızardı efendim. Şimdi sırada köy yumurtalarımızı üzerine ilave etmek kaldı. Ben de bunları, ona baktım. Bunları tek tek kıracağım. Önce tabağın içerisine kıracağım. Sonra içine ilave edeceğim. Neden? Yazın özellikle yumurtalarımızda bozuk olanlar çıkabiliyor. 3 tane 4 tane yumurtayı kırıyorsunuz yemeğin içine. 5. kırdığınız yumurta bozuksa bütün yemeği çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden mümkünse yumurtalarımızı tek tek bir kasenin içerisine bu şekilde kırmak kaydıyla yumurtalarımızı tek tek bunun üzerine ilave ediyorum. Risk almamak için ve elimde kaşığım var. Kaşığımla çok az şöyle yer açıyorum. Evet. Hatta daha güzel karışması için şöyle bir havalandırıyorum. Yumurtalarımızı kırdık. Birazcık karıştırıyoruz. Birazcık odun ateşinde pişiriyoruz ve tadına bakmaya çok az kaldı. Of ustam, bu şahane görünüyor ve pişti. Odun ateşinden indiriyorum ustam. Evet, şuraya koyuyoruz. Uf. Evet. Görüntü mükemmel, koku şahane ustam. Dayanamayacağım, hemen servis yapın. Biberiyle, domatesiyle, patatesiyle vitamin deposu ve aynı zamanda protein yumurtamızı da içerisine kırdık. Sabah kahvaltılarında Muğla'dan çok kolay bir yumurtalı kızartma tarifi efendim. İsterseniz patlıcan koyabilir misiniz içine? Biz tercih etmiyoruz. Pek patlıcan kullanmıyoruz ama isteyenler Muğla mutfağında olmamasına karşın, isteyenler Türkiye'nin değişik yerlerinde bizi izleyenler içine soğan koyabilirler, patlıcan koyabilirler. Bunu değişik sebzelerle de zenginleştirebilirler. Çok teşekkür ediyoruz ustam. Şahane bir görüntü. Son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz yanına yoğurt koyabilirsiniz, yoğurtla tüketebilirsiniz. İşte size Muğla mutfağının nefis lezzetlerinden biri. Timur Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Ve ben nasıl bir tat olduğu çok merak ettiğim için şöyle hemen tadına bakmak istiyorum. Vallahi dayanamayacağım. Ben de alayım bari. Ne yapayım? Efendim. Ustam çok güzel olmuş ya. Odun ateşi nasıl bir lezzet katmış. Ve ürünlerin hepsi doğal bahçeden olduğu için mükemmel bir aroması var. Hayatımda yediğim en lezzetli gerçekten kızartmalardan biri. Çok teşekkür ediyoruz ustam. Ellerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Yine Muğla mutfağından lezzetlerle karşınızdaydık. Hepinize afiyet olsun efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve mutfağım şahane, yepyeni lezzetlerle devam ediyoruz. Şimdi Ulan'ın şehir merkezinde bölgenin en meşhur, en geleneksel lezzetlerinden birini, Saraylı Tatlısı'nın tarifini sizlere getireceğiz. Mehmet Usta'yla ve Timur Usta'yla beraber. Mehmet Usta'm, malzemelerimiz nelerdir? Öncelikle unumuz var, suyumuz, tuzumuz ve yumurtamız. Evet, hemen başlayabiliriz ustam. Ne yapıyoruz önce? İlk aşama olarak unumuzu alıyoruz. 1 kilo unumuz var, onu söyleyelim. Eğer siz de evinize yapmak isterseniz, işte sizinle şu anda tarifini paylaşıyoruz. 3 adet yumurtamız var, kilo başı. Tamam, 1 kiloya 3 yumurta. Şimdi Mehmet ustamız suyunu ilave ediyor, tuzunu ilave ediyor. Tuzu ilave edeceğiz. Karıştırıyoruz suyumuzu. Evet. Önce yumurtayı yedirmemiz lazım birazdan bura. O zaman bir beze şeklinde getirdik hamurumuzu. Gayet sert bir kıvamı var. Ustam çok güzel yoğurdunuz hamuru, tebrik ediyoruz. Sağ olun. İşte Saraylı tatlımızın ilk aşaması hazır. Şimdi ustam hamuru bakın görüyorsunuz bir güzel de eliyle ezdi. Ustam şimdi ne yapıyoruz? Normalde bunu açıyoruz ama dinlendiriyoruz. Ama ben sizin için önceden hazırladığım için hamurları direkt onlarla işleme geçeceğiz hemen. Tamam. Şimdi açtığımız bu hamuru ne kadar dinlendirmemiz gerekiyor? Ya ortalama bir 15-20 dakika yeterli kalıyor. Tamamdır. Evet, hamurumuz hazır görüyorsunuz ama ustam sağ olsun bizim için daha önceden bu güzel tatlının hamurlarını hazırlamış, açmış. Şimdi biz dinlenmiş hamur alalım. Evet, ustam, Timur ustam alabilir misiniz? Dinlenmiş hamurlarımız da geldi. Sağ olsun ustam bezelemiş küçük küçük, evet. Görüyorsunuz. Şimdi ustam sizi izliyoruz. Hadi açalım hamurlarımızı. Merdaneyle açma başlayacağız. Şunları alalım öncelikle. Nişastamız masamızda. Nişastayla daha kolay açıldığından dolayı işte bu güzel Saraylı tatlısını şimdi açıyoruz. Coğrafi işaret almış olan bir
tatlı bu. Bakın Muğla'nın en önemli lezzeti. Hamurlarımızı kağıt gibi incecik açmamız gerekiyor. Öncelikle bunu büyüteceğiz, açıma hazır hale getireceğiz. Ondan sonra normal okuvali açacağız bunu. Evet, hamurlarımızı yuvarlak yuvarlak açıyoruz görüyorsunuz. Ama bu kadarla bitmiyor. Bir de şimdi görmüş olduğunuz bu güzel merdaneyle açtığımız hamurları şimdi bir de oklavayla daha da ince bir hale getireceğiz. Buyurun ustam, sizi izliyoruz. Açtığımız hamurların üstüne nişasta atıyoruz. Daha kolay açılsın diye galiba, değil mi ustam? Tabii. Püf noktası bu. Tabii ki hamurlar yapışırsa açılmaz çünkü. Evet hanımlar, siz de evde açarsanız bakın bu şekilde ustamın dediği yöntemle hamurlarınızı açın. 3 tane hamurumuzu merdaneyle açmıştık. Şimdi 3'ünü üst üste koyduk. Ve ustam oklavayla daha da ince bir hale getiriyor. Bu arada ustam bakın kağıt haline getirmeye devam ediyor. Tabii şunu söylemek istiyorum. Bunu açmak o kadar kolay değil. Ne kadar da açıyorsunuz ustam kağıt haline getiriyorsunuz? Ya ortalama 15 dakika. 15 dakika. Bir sürede açıyorum hamuru. Tabii bizim hazırımız var. Evet. Ustam gerçekten bunu yapmak sabır ve emek işi. Nasıl kağıt haline geldi gösterebilir miyiz? Açtığımızda o hamurlar nasıl olacaklar? İzleyicilerimize gösterebilir miyiz? Tabii. Bakar mısınız? İşte bu şekilde incecik kağıt haline geliyor. Bakın arkadan Kanal 7 süngerini okuyabiliyorsunuz. Bu kadar ince. Bakın normalde kağıt gibi ama ustamı kesmedi. Ustam ben biraz daha açacağım dedi. Ve bu incecik hamuru daha da oklavayla inceltecek. Of inanılmaz. Tabii o kadar çok hamur üst üste konuyor ki. Düşünün bütün o hamurlar aynı böyle upuzun bir hamur şekline geliyor açtıkça ustam. Ustam üst üste getirdiği hamurları açtıkça böyle upuzun şerit gibi bir hamur çıkıyor ortaya. Tabii bu tecrübe istiyor. Tabii ki yılların tecrübesi yani. Ve şimdi sıra geldi artık bir güzel sarıp sarmalamaya, tepsiye koyup göndermeye. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Öncelikle bezimiz üstüne hamurlarımızı yatıracağız. Arasına güzelce cevizimi attıktan sonra saracağım. Ustam da karşıda tepsiye dizip dilecek. Hadi başlayalım o zaman. Evet, bezimizin üstünü açıyoruz. Hamurlarımızı, yufkalarımızı daha doğrusu. Evet, örtümüzü açtık. Örtümüzün üstüne incecik kağıt gibi açtığımız hamurlarımızı bir güzel seriyoruz. Aman Allah'ım, çarşaf gibi oldu Timur ustam. Evet, incecik çarşaf gibi. Zaten bu tatlının, Muğla Saraylısı'nın özelliği çok ince açılmış olması. Çok güzel oldu ve tadına bakmak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Bir de glikoz şurubu ya da fruktoz şurubu benzeri şeyler Muğla Saraylısı'nda kullanılmıyor. Tamamen şekerle yapıldığı için çok sağlıklı, sıhhatli ve çok lezzetli oluyor. Şimdi kağıt gibi açtığımız hamurlarımızın üstüne bolca cevizlerimizi ilave ediyoruz. Bu arada cevizler Muğla cevizi. Onu da söyleyelim. Hepsi doğal. Hepsi bu yörenin malzemesi. O yüzden lezzeti daha da ikiye katlayacak. Şimdi çarşafın bir ucundan tutup hamurumuzu cevizlerin üzerine kapattık. Ha bu mudur? İnanmıyorum. Ustam harika oldu ya. Evet. Wow. Şimdi tepsiye dizim işlemine geçeceğiz. Uzun işlemlerin ardından sonunda artık tepsiye dizmeye başlıyoruz saraylı tatlımızı. Gül gibi, bakın gül gibi kıvırıyoruz. Ustam bir yandan cevizlerini içine koyduğumuz hamurlarımızı tepsiye yerleştirsin. Bir yandan da diğer ustam yine örtünün üstüne kağıt gibi açtığımız hamurlarımızı sersin. Bir yandan cevizleri koyalım, bir yandan da tepsimizi dolduralım. Ve işte şimdi de dilimliyoruz. Üstüne yağını vereceğiz. Yağımız tamamen sade yağ. Onu da söylemek istiyorum. Havuç dilimi yaptık ustam. Evet. Çok da güzel dilimledik. Buyurun dilimlemeye devam edelim. Yağını da ben vereyim. Yalnız sade yağımız sıcak. Onu söylemek istiyorum.
Veriyorum usta. Yani her zaman sıcak olması lazım. Hani baklavanın kabarması için soğuk yağla iyi olmaz. Şöyle dökeyim mi? Tabii ki, buyurun nasıl isterseniz. Evet, yağı da benden olsun. Benim de elimin lezzeti geçsin. Evet. Hepsini dökeyim mi? Yoksa şöyle her yeri geçirmem gerekiyor değil mi? Her tarafa değmesi lazım ya. Tamam. Şöyle bir tur daha ben dökeyim ustam, gerisini işin ustasına bırakalım. Tabii ki. Evet, sade yağ da çok güzel koktu bu arada. Onu söylemek istiyorum. İnanılmaz bir kokusu var. Lezzeti çok güzel. Sade yağ görüyorsunuz Saraylı tatlımızın her köşesine değiyor. Her yerine yağı getiriyoruz. Fırına geçebiliriz artık. Evet, fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişecek. Fakat ben sizden şerbetin ölçüsünü istiyorum. Biz 1 kiloluk undan yaptık tatlımızı. 1 kilo una ne kadar şerbet dökmek gerekiyor? Kaça kaç olsun? 1 kilosu 1,5 kilo şeker. Yani 1 litre suya 1,5 kilo şeker. 1,5 kilo şeker. Evet. O zaman tamam. Eğer siz evde hazırlarsanız bu ölçülerde hazırlayın diyoruz. Ve şimdi biz fırına gidiyoruz. Tamam. Saraylı tatlımız artık hazır ve tadına bakmaya geldi sıra. Çok güzel olmuş. Mükemmel kabarmış. Şerbetini aldıktan sonra ışıl ışıl parlamaya başlamış. Gerçekten ustam, ellerinize sağlık. Sağ olun. Güzelce dinlendirdik ilk önce. Şu an sunuma hazır bir şekilde. Sizleri bekliyor. O zaman hemen tabağa koyabiliriz ustam. Tepsinin güzelliğine bakın Timur Usta, değil mi? Evet. Muğla mutfağının en önemli tatlılarından, kız istemelerinin, bayramların en geleneksel, en güzel tatlılarından bir tanesi. Muğla Saraylı tatlısı. Süper, ses de çıtır çıtır geliyor. Uf, yalnız ustam bu ne kadar büyük ya. Bu bir kişilik mi? Bir porsiyon değildir herhalde. Bir porsiyon değil ama size özel. Çok teşekkür ediyoruz ustam. Ben artık dayanamıyorum. Tadına bakıyorum. Olağanüstü bir görüntüye sahip. Elle açıldığı için bakın ne kadar da güzel kabarmış. Mükemmel. Evet Timur ustam, siz de tadına bakın. Ben de tadına bakayım şöyle köşesinden. Alıyorum. Harika görünüyor gerçekten. Evet, meşhur Saraylı tatlısının tadına bakıyorum. Tek kelimeyle harika. Muğla'ya gelin ve Muğla'da meşhur Saraylı tatlısını mutlaka deneyin derim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.